14. haftanın son dersinde, 3. dersinde yine birlikteyiz arkadaşlar. 1960 dönemi dış politikasının ana hatlarıyla şöyle bir göz atalım ve yine 1950'lerde uyguladığımız metodu kaba hatlarıyla işte dış politika, ekonomi falan filan diye ve sonra işte 60'ta bir temel olaylar, olgular, süreçler neyse işte onlarla ilgili konuşmaya devam edelim. Bu hafta da bu derste de, bu haftanın son dersinde de ana hatlarıyla size dönemin dış politika şeylerini, gelişmelerini çok kaba başlıklar halinde elimden geldiğince özetlemeye çalışayım. 1960 dönemi işte uluslararası politikası denince akla hemen bir barış içinde yaşama kavramı ve işte detans kavramı falan da geliyor. Yani artık Soğuk Savaş'ın kurumsallaşmaya başladığı bir dönem ve bir barış içinde bir arada yaşama siyaseti Soğuk Savaş'a özgü katı blok politikalarının gevşemesine de yol açıyor. Tabii ama bu beklenmedik bir takım şeylere de yol açıyor. Hani işte tamam, hani her iki kutupta birbirinin varlığını ve bir şekilde bu işin bu şekilde sürdürülecek barış içinde birlikte yaşama bu. Yani hiç kimse diğerini yok edemeyecek, ortadan kaldıramayacak. En azından birbirimizin varlığını kabul edelim. Ama hesap edilemeyen tam olarak da şu ya da hani bu kutupların kendi içerisinde de bir takım sorgulamaların da önünü açmaya başlıyor. Blok işi içindeki hiyerarşiler de sorgulanmaya başlanıyor. O alarm durumu ortadan kalktıktan sonra, çünkü düşmana karşı birlik mitosu ortadan yani gevşedikten sonra barış içinde birlikte yaşama, yani birlikte yaşıyoruz. Peki hani sen niye bu kadar hamisin ve bizim tepemizdesin? Yani bu sorgulanmaya başlayacak. Tabii yani bu işi ilk sorgulamaya başlayacak da Türkiye falan ne yazık ki olmayacak. Yani ilk Fransa'dan gelecek De Gaulle yönetimi. NATO'nun askeri kanadından ayrılma kararı alacak. Yani NATO'dan bağımsız bir politika izlemeye falan çıkacak. Biz de bunu tartışacağız ama tabii ki Fransa ve De Gaulle gibi falan değil. Yani bunu Almanya, mesela Willy Brandt 1966'da işte Doğu politikası adı adıyla, Doğu siyaseti adı adıyla yürürlüğe koyacak. Direkt şeyden ayrılma anlamında. Ama kendi yumuşama politikasını değiştirme adına böyle hani NATO ve tabii ki Amerika ne derse onu yapayım, böylece birlik beraberlik olsun düşüncesini o da şey yapıp kendi dış politikasında kendi yumuşama politikasını kendi patronu olmaya falan çalışan bir sürece girmeye falan çalışacak. Yani işte Çekoslovak ya da Lubček'in başlattığı tabii bu 1968'de Ağustos'unda o Çekoslovak'ın da işgaline falan sebep olacak ki bunun iç politikada Türkiye'de çok ciddi yansımaları falan olacak. Türkiye İç Partisi de bu açıdan birbirine girecek, sorunlar yaşanacak falan, ama bu şu andaki mevzumuz falan değil. Ama yani orada da bu mesela işte insan yüzü sosyalizm tartışmaları, işte güler yüzü sosyalizm diye bizim Türkçe'ye çevrilen tartışmalar falan tartışmalara da şey yapacak. Yani sadece Batı blokunda efendim Fransa, Almanya bilmem ne falan değil. Çekoslovakya'da Sovyetler Birliği kampı içerisinde ve orada bunu sorgulamaya falan başlıyor. Yani bu tarafta nasıl Amerikan hegemonyası sorgulanmaya başlanıyorsa arkadaşlar, öteki tarafta da aslında Sovyetler Birliği şeyi de sorgulanmaya başlanıyor. Herkese arkadaşlar biz bu ta 1950'lerin başında 2. Dünya Savaşı'nda konuştuğumuz dönemleri hatırlatırım size. Soğuk Savaş'ı falan, onun soğuk doğru, onun niye Cold War olduğunu falan konuştuğumuz dönemde şeyi söylediğimi hatırlıyorum. Yani ya bu savaş, bu yani işte hani böyle bir işte sosyalizm ve kapitalizmin savaşı, sosyal liberalizmin savaşı falan değildi arkadaşlar. Yani bu, yani bu, çünkü her iki kutup kendi şeylerini, hegemonyalarını meşrulaştırdıkları bir takım şeylere ihtiyaç vardı ve ideolojiler bu şeye sebebiyet veriyorlardı. Manivele olarak kullanıyorlardı. Yani Sovyetler Birliği'nin işte hakimiyeti, tahakkümü, sosyalizm onun o işte o pençesinin üstüne giydirilmiş bir eldiven görevi görüyordu. Hakeza yani Amerikan emperyalizminin üstüne giydirilmiş bir liberalizm eldiveni vardı. Yani kimsenin liberal değerler, sosyalist değerler umurunda falan da değildi. Şimdi bu tabii ki hani
belki bir 10 yıl geçtikten sonra görülmeye başlanıyor bütün dünyada ki herkese Türkiye'de de 60'ların ortalarına bile gelmeden yavaş yavaş görülmeye başlayacak. 60'lı yıllarda Türkiye'de de görülmeye başlanacak. Yani millet bu işte Barış İşleri'yle, Yaşama Detent'le birlikte falan böyle kendi bloğunda sorgulamak. Ama aslında 1960'ların ikinci yarısından sonra hele ki NATO bloğunda bu artık bir yani sorgulama falan değil. 68 kuşağı dediğimiz bir isyana yani ne falan kadar da olayı şeyde vardıracak. Aslında yani bir yarı küre sorunu haline falan gelmeyecek. Yani küçük güney arkadaşlar. Güney, kuzeye karşı, dünyanın kuzeyine karşı yani mevcut yapıyı sorgulamaya başlayacak. Ve işin ilginci, dünyanın kuzeyindeki gençler güneyindeki o kahramanların elinde posterleri, onların simgeleriyle kendi kutup siyasetlerini sorgulamaya ya başlayacaklar. Yani işte yani Vietnam, Cezayir'de başlayan direniş güney işte. Yani şimdi Amerika'daki etkisi Vietnam, Türkiye'de getirir. İşte Türkiye Vietnam olmayacak. Vietnam harika göster desen kaç kişi gidecek. Yani hani Cezayir burnumuzun dibi de yani. Ama önemli olan değil. Yani işte bu bütün dünyada böyle. Yani işte kuzeydeki gençlerin elinde kendi blok siyasetlerini sorgulayacak. Neyi? Çünkü güneydeki direnişlere şey yapmaya başlıyorlar. Kendilerini orada bulmaya falan başlıyorlar. İşte, işte Ho Chi Minh'den alın, Che Guevara'dan, Fidel Castro'dan, Yasser Arafat'tan bütün bunlar yani bütün dünyanın ikonları haline falan. Hangi kimin ikonu haline gelecek? Güneydeki yani Castro'nun Küba'da, Che Guevara'nın Küba'da ikon olmasından ziyade onun Amerika'da de Türkiye'de, Fransa'da, Kuzey'de de özellikle bu NATO'daki şeylerde, bu ülkelerde, Batı bloğundaki ülkeler içerisinde bir ikon. Neyin ikonu? Kendi ülkesindeki o hegemonya şeyini sorguladıkları bir ikon haline gelmeye başlayacak. Dönem aynı zamanda ilginç bir şekilde Türkiye'de devrimci askerler de devrim lafını şey yapmayalım, geçen tartışmalara aslında girer. Yani niye de girmesin? Bunlar bayağı devrimci askerler. Mevcut iktidarları devirmeye yönelen askerler. 60'larda sadece tabii Türkiye'de, dünyada da bunlar var. Yani ekonomi toplumsal sorunlara kısa yoldan hani bir çözüm üretebileceği, yani biz iktidara gelsek bunu şu tık 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 yaparızcı bir kafayla işte monarşileri deviren ordunun damgasını dünya siyasetine vurmaya başladı durumda. Yani işte en basiti, en burnumuzun dibinde olan Temmuz 1958'deki Irak darbesi ve onun yansımaları. Hakeza yani bu sadece 1960'lı yıllarda falan değil. Yani Ergun Aydınoğlu mesela 27 Mayıs darbesinin ve 9 Mart 71 darbe girişiminin tasarlayan genç subayları yönetim işte bu böyle bir kafa yapısına sahip olduğunu da falan da bahseder. Genç subaylar dünyada, Orta Doğu'da demeyelim, Orta Doğu'da işte kendi otoriter nitelerini, monarşilerini falan devirip böyle işte şu programı uygularsak biz içinde bulduğumuz sorunları aşarız. Bir dönemde yaşamış. Tabi genç kuşak asker denildiğinde onbaşıdan bahsetmiyoruz. Tabii ki Almanlar kuşak. Yani ülkelerinde, dünyada. 27 Mayıs olduğunda Türkiye çok zor durumda. Yani darbe olduğunda da zor durumda. Mayıs'ın 27'sinde darbe olmuş. Maaşlar ayın başında 1'inde alınıyor. 1980'den sonra değişecek bu kural biliyorsunuz. Maaşları ödeyip ödeyemeyeceklerini bilemiyorlar ve resmen yalvar yakar. Yani hani her zaman aldığımız bu parayı para alıyormuşuz biz Amerika'da. Biraz daha erken yatırsanız da abi ne olur biz de ben tabi gene benim cıvıklığım ben tiyatro ederek olayı dramatize ediyorum. Abi ne olur şu maaşları da yatırsan. Ayrıca maaşı yatıramazsan devrim, ihtilal onlar havada sonar gider. Çünkü hegemonya böyle bir şey kardeşim. Hegemonyayı iyice sen inşa etmeye çalıştın ama maaşı ödeyemedin. Ben eve aç gittiğim zaman bütün o vatan, millet, devrim, ihtilal, inkılap havada buhar olur.
sokağa insanlar dökülmeye başlar. Herkese yani şimdi dış politikada Menderes'in kime ne söz verdiği de bilinmiyor arkadaşlar. Şimdi gerçekten bilinmiyor ve darbe oluyor. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Selim Sarper buluyorlar herifi, görevden alamıyorlar. Yani ilk önce ne söz verdiniz bu heriflere? Onu bir soruyorsunuz. Yani çünkü kimse bilmiyor Amerika'nın tavrı ne olacak, ne bitecek. Amerika ile Menderes arasında meclisin önüne bile gelmeyen ve anlaşma imzaladı, gizli anlaşma var mı yok mu, varsa ne mahiyeti, hiç kimsenin bir şey bildiği yok. Doğru, fakat darbecilerin bildiği bir şey yok. O yüzden işte Selim Sarper'i bir nevi darbeden sonra da alıkoyacaklar ve hemen darbe yapacaklar. Aman söyle, siz ne imzaladınız, aranızda ne konuştunuz, en iyi bilecek o tabii ki. Ne konuştunuz, ne ettiniz, onu da bize söyle gibisinden. Allah'tan hani bir şey çıkmayınca bu sefer de hani yeni yönetimin tanınması için Selim Sarper'i kullanmayacaklar. Evet, Dışişleri Bakanlığı'nın örgütsel yapısında da ciddi bir değişim, dönüşüm bu süreçte yaşanmaya şey yapacak. O kadar ki arkadaşlar, yani biz bu işte Amerika ne halt eder, ne eder, onu kestirememelerini 27 Mayıs'ın manifestosunda bile görüyoruz. Yani bizim ne yazık ki darbelerin, radyo televizyon bildirileri bir nevi darbelerin çıkış bildirgileri, manifestoları falan gibi de okunabilir. Ki Türkiye'nin okuduğu, TRT Ankara Radyosu'ndan okuduğu bildiride NATO ve CENTO'ya sadığız falan diyecek. Yani bayağı bir sadakat yeminiyle falan diyecek. Biz buradan aslında şeye götürebiliriz arkadaşlar. Yani o hani Türkiye'de darbe yapmak için ne gerekiyor? İşte hani operatif umut kurumlarının onayı gerekiyor. İşte yani bak bu bildirinin içerisindeki NATO ve CENTO'ya sadığızı böyle de okuyabilirsin. Yani Amerika'da bunun bilincinde ve yani kendilerine bağlı olduklarının şeylerinde çünkü çok zor durumdalar. Ekonomik olarak zor durumdalar, siyasi olarak zor durumdalar. Cemil Kuşakucu da bunu altını çiziyor ve Cemal Gürsel'in hükümetinin yani ilk işlerinden birisinin bu uluslararası güven problemini, problemini işte yeni hükümetin, yeni işte rejimin tanınması problemi olduğunu falan söylüyor. Bunu da bir şekilde kendi şeyleriyle diyelim aşmaya falan çalışıyorlar. Yani tabii Amerikan Büyükelçisi Fletcher Warren var. Bunun hazırladığı bir rapor var ve o diyor zaten hani bu ülkeden belli bir Haziran maaşlarını ödeyecek bir para bilim diyor. Tabii ki darbe için demin de söyledim, maaşların ödenmesi çok önemli. Tabii ki sadece bu Haziran maaşla alakalı falan filan bir şey değil. Yani daha sonra da bu şey devam edecek. Ordunun yeniden yapılandırılması için albay genel kadrolarında yapılması gereken tasfiyenin, yani o şeylerin albay ve general kadrolarındaki o yeniden düzenleme için bir reform yapılması için gereken para bile Amerikalılardan alınması, o fonlar sayesinde falan gerçekleştirilecek. Dolayısıyla hani cepte para olmayınca ya da bir ekonomik olarak sen şeye bağlı olunca öyle küçük Amerika falan olmayla olmuyor. Bir yerde birileri büyük Amerika olduğunu sana hatırlatıveriyor. 1960'lı yıllar, 65'de işte Ermeni soykırımı için, Ermeni soykırımının 50. yılı yani 1915 olaylarının 50. yılı bu döneme denk geliyor ve bu tarihte 24 Nisan etkinlikleri dünya çapında da bir popülarite kazanmaya başlıyor ve bakın Ermenistan'ın şeydi o, isteği o, yani bunun böyle bir hani artık uluslararası düzeyde bir şeye gelmesi var. Çok yakın zamanda 100. yılı da biliyorsunuz şey yapıldı ve artık neredeyse çok nadir ülkelerin dışında soykırımı tanımayan, hatta tanımamayı ceza olarak kabullenmeyen hani ülkelerin sayısı bile hayli arttı. Bayağı bir ülkede zaten bunu tanıyor açıkçası. Bazısı da tanımıyor. Bu tanımamayı silah olarak bize karşı kullanıyor. Amerika gibi. Yani bugün tanırız, yarın tanırız falan filan gibi. Yani bir şekilde yani Sovyetler Birliği başta olmak üzere çünkü orada da yani bayağı Ermeni Ortodoks nüfus hali fazla olduğu için
artık Türkiye'nin de temel sorunlarından biri olmaya başlıyor. Ermeni soykırımı tartışmaları. Ama iç politikaya çok yansımayacak ya da ne bileyim yani gündelik hayatta bunun karşılığını çok bulamayacak bu Ermeni soykırımı tartışmalarının politikaya yansıması. Neden? Çünkü bak bir gizlenecek saklanacak. Ne zamana kadar? 1980'den sonra Asala'nın terör örgütlerine kadar. Artık yani bayağı bayağı büyükelçiler öldürülmeye başlanınca ve bayağı işte büyükelçilerin öldürülmesi gibi işte adamlar Ermeni soykırımı yüzünden intikam aldık diye öldürdük gelince artık mecburen bu iş iyice ele yüze bulaşmaya falan başlanacak. Ama yani bu işte bu işin ilk başı belki 1960'lı yılların ortaları. Artık bu iş yavaş yavaş uluslararası politikanın dolayısıyla tabii ki Türkiye'nin de gündem maddelerine girmeye falan başlıyor. Tabii sırayla değil de aklıma geldiği sırayla şey anlatmaya çalışıyorum. Yani işte 60'lı yıllar Batı'ya yönelik bu şeyin yani koşulsuz destek politikasının sarsıldığı dönemler arkadaşlar. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrası işte biz Bretton Woods kurumlarına girebilmek için canhıraş atlıyoruz üstüne. Atlamamızın sebeplerini konuşmuştuk. Başta da NATO'ya girmek için atlıyoruz. Bu yani ikili anlaşmaların nasıl bazen havada kalabildiği, uçuşabildiğini gören o kuşak için gayet önemli. Hatta hatırlarsınız arkadaşlar bu Kore Savaşı mevzunda Kore'ye asker gönderme kararını kendilerinin yani meclisin mi Menderes'in mi alacağı tartışması çok önemliydi. Niye? Çünkü her ikisi de biliyordu ki bu bir şekilde NATO'ya girmenin vizesi olarak kullanılacak ve o karşı bunun ekmeğini karşısındakine yedirmemeye çalışıyordu ve NATO'ya girmek konusunda herkes ama herkes işte belli bir kesim arasında hem fikirde döndüler. İşte aslında bu Barselona cemiyetinin doğru söylediğini de 1960'lı yıllarda göreceğiz ama o dönemde henüz daha bunun göründüğü falan yok ve NATO'ya girmek muazzam bir güvence olmadığı 60'lı yıllarda görünmeye başlıyor. Türk dış politikası ciddi bir şekilde değişmeye başlayacak. Nasıl değişmeye başlayacak? Tabiri caizse ya hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamayı şey yapacaklar. Çünkü biz 2. Dünya Savaşı sonrasından 1960'lı yılların ilk yarısına kadar bütün yumurtaları bir sepetin içerisine dolduruyoruz. Niye? Olay Amerika'nın elindeyse, olay Birleşmiş Milletler'in elindeyse, olay NATO'nun elindeyse biz güvencedeyiz. Zaten sorun yok. Ama bakılıyor ki sorun var. İşte mesela yani bu füze krizi falan meselesi de bunlardan birisidir. Yani aklıma gelen şeylerden birisi. Amerika ile Rusya arasındaki şey sertleşince işte Küba'daki füze mevzuu gündeme gelince, Sovyetler Birliği'nin Küba'daki füze mevzuu gündeme gelince biz sanki hiç ortada yokmuşuz gibi. Yani Sovyetler Birliği'nin Küba'daki füzeleriyle işte Amerika'nın Türkiye'ye yerleştiği Jüpiter füzeleri falan böyle bayağı masaya yatırılır ve bizim dışımızda olaylar tartışılmaya falan başlandı. İşte öyle müttefik bilmem ne. Hani biz de eşittik, biz de küçük Amerika'ydık. San Francisco'yla bizim İzmir'imiz benziyor. Öyleydi herhalde Celal İncel'in şarkısında. İşte Washington'un benzer senin Ankara'ya. Öyle şeylerin olmadığı bayağı senin bir işte soğuk savaşta bağımlı ülkelerden biri olduğu ve bazen senin ülkene yerleştirilen füzenin pazarlarının sana hiç sorma ihtiyacı bile hissedilmeden yapılıp yürütüldüğü bir döneme girdiğini yani artık devlet yöneticileri de fark etmeye başladılar. Çünkü işte 1962 yılında Sovyetler Birliği işte Küba'ya füze yapmıştır. Hoppa işte ortam sertleşir. Bunlar kalkar Jüpiter füzesi yapar. ABD Türkiye'ye yerleşmiş olduğu Jüpiter füzelerini sökme yerleştirmekten vazgeçmesi karşında Türkiye'ye yerleştirici Jüpiter füzelerini sökme şeyini karar verir. Yani tabii Türkiye'yi rencide eder ve eder yani etmez olur mu? Türkiye dış politikası işte böyle minik minik değişmeye falan başlar. Aynı bütün o yumurtaları aynı sepete koymamaya falan başlarlar. Ama tabii yani böyle bir Jüpiter füzesi bilmem ne falan filan önemsiz değil. Hiçbir herhalde Kıbrıs sorunu kadar Türkiye'nin bütün yumurtalarını aynı sepete
koymasının onda yarattığı travmayı özetleyemez herhalde. Çünkü 60'lı yılların ortalarından başlayarak 64 bunalımı, 67 bunalımı, Kıbrıs harekatı, bilmem ne, ambargo, daha sonra yani hepsi bunların arkadaşlar yani Türkiye'nin NATO şeyini yeniden masaya yatırmasını, aslında yani NATO'da çıkma anlamında değil ama işte demin dediğim gibi, hep dediğim gibi yani en azından ya tamam bu sepet elimizde gene dursun, bu sepeti de NATO sepetini de kaldırıp atmayalım ama ya bütün elimizde ne var ne yoku da getirip aynı bütün yumurtaları da o sepetin içine koymayalım politikasının aktif hale gelmesine de vesile olur. Yani 1964 Kıbrıs bunun da Johnson mektubunu anlayabilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kere yani biraz geriye gitmek gerekiyor. Ağustos'ta Kıbrıs Cumhuriyeti ilan ediyor. Bak Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta darbe olacak. 16 Ağustos 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti şey yapacak, ilan edilecek. Bizim malum biliyorsunuz Kıbrıs politikamız yani o 50'lerde böyle yanar döner bir garip Kıbrıs politikamız vardı. Önce Kıbrıs politikamız yoktu. İngiltere dış politikasıydı. Ondan sonra yani böyle bir şey dönüştük şeye hani nedir onları yani Kıbrıs'taydı onların hakkı varsa bizim de hakkımız var. Asarız, keseriz, vururuz, kırarız. Sonra dönüyor işte bağımsız Kıbrıs şeyini desteklemeye. İşte 1959'da ki Londra Anlaşması'nın Kıbrıslı Türklere tanıdığı bir işte ortaklık statüsünün sürdürülebilmesi için o bağımsız Kıbrıs desteklenmeye devam ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ilan ediliyor. Buna karşılık Yunanlı ve Kıbrıslı Rumlar Londra Anlaşması'nın öngördüğü güç paylaşımına dayanan yapıyı bozarak ve dolayısıyla Kıbrıslılara azınlık statüsünü indirecek politikalar uygulamaya başlıyorlar. Bu da bir tepkiyi doğuruyor çünkü biz hani hala orada bir eşit şeyden falan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Yunan Cumhurbaşkanı Baspiskopos Makarios. 1963'ün sonlarına doğru Türkiye'ye geliyor. Kasım ayında Türkiye'ye geliyor ve bu Kıbrıs Anlaşması'nın değiştirilmesini talep ediyor. Yani eşitlik hikaye demeye getiriyor. Yani ve işte Makarios Başbakan'a yönden Türkiye'nin anayasanın tek taraflı olarak değiştirilmesinin asla onaylanmayacağı cevabını alıyor ama yani değiştiremezsin diyor ama yani Kasım'ın sonuna doğru Anayasanın 13 maddesine değişiklik yapılmasını öneren bir şey de Kıbrıs'ta şeye konuluyor. Bunu 13 nokta planı olarak devreye sokuluyor ve bu anayasa değişiklikleri gerçekleşirse Türk tarafının elindeki en önemli yetkiler, veto silahı falan tamamen mekanizması devre dışı bırakılmış olacak ve Türkler Yunanistan'da bir azınlık statüsüne indirgenmiş olacaklar. Yani aslında bizim rejimin en korktuğu taraf da zaten bu. Ama işte 63'ün Aralık ayında Kanlıurfa'da patlak veriyor, Lefkoşa'da olaylar oluyor falan filan. Hani bu iş çatışmaya dönüşüyor falan. Yani velhasıl Kıbrıs bayağı sonra yükselmeye başladı. 1964'den itibaren işte İngiltere'nin girişimiyle Londra'da bir konferans toplanmaya falan başlanıyor. ABD işte çatışmalar önlensin diye 10 bin kişilik bir NATO gücü diyor oraya koyalım falan diyor. Ama Makarios ise bir türlü bunu kabul ettiremiyorlar. Artık 1964'ün ortalarına gelindiğinde Makarios'a bir nota veriliyor ve Kıbrıs şeye yönelik yani oradaki Türklere yönelik saldırılar durmasa yani bizim garantörlük şeyimiz var ya zaten onu kaldırmaya çalışıyor Makarios'ta saldırılar durmasa biz diyor adaya müdahale edeceğiz diyor ve işte aynı günlerde de Türk donanması İskenderun limanına deniliyor. 16 Mart'ta Türkiye Hükümet Meclisi'ne elini başvuruyor ve adaya askeri müdahale çıkartmak için çünkü uluslararası bir tezkere onaylanıyor. Çatışmalar duruyor falan filan ama sorun bitmiyor. Yani olay bitmiyor. Mayıs ayına gelindiğinde Mayıs'ın başına Makarios işte Kıbrıs'ın kurucu anlaşmalarından biri diye tanımlanan uluslararası ilişkiler hocalarına böyle tanımlandı. İttifak anlaşmasını feshettim diyor. Yani bu yani 1960 statüsünün tamamen hani ortadan kalkması ve tamamen bir boşluk anlamına falan gerekiyor. Silahlanacağını falan söylüyor. Yani işte Kıbrıs ağır silahlar alacağını bilmem ne
işte böyle bir cumhurbaşkanı adam yani istediğini yapar. Yani işte zorunlu askerlik sistemini getireceğini falan söylüyor. Türkiye bunlara itiraz ediyor falan filan ama yani pek kimsenin de taktığı da olmuyor. Unutmayın. Bak yani 2 Haziran'da Milli Güvenlik Konseyi toplanıyor ve Kıbrıs'a müdahale kararı alıyor. Yani orada bir niye müdahale kararı alıyor? Bir siyasi askeri tutamak, köprübaşı ayağı diyelim elde etmek için diyor. Yani İnönü 4 Haziran 64'te Amerikan Büyükelçisi Raymond Thierry işte planını bir şekilde açıklıyor. İşte Türk hükümetinin isteği adanın bir kısmını ele geçirmek, orada durmak. Yani tamamı işgal falan filan yok. Yunanistan aynı şey yapabilir ve Birleşmiş Milletler'e barış gücü arada da o Birleşmiş Milletler barış gücü kalabilir. Ha, bundan sonra bile müzakere başlayalım. Unutmayın, o daha sonra zaten böyle olacak. Yani işte bu bunalımı aşabilmek için Türkiye'nin yapacağı bir müdahaleye ışık yakmasını istiyor şeyden, büyükelçiden. Yani büyükelçiden istediği, Amerikan Büyükelçisi Raymond Herve'den istediği bu. Yani biz bir kısmını alalım, Yunanistan da alsın bir kısmını, ortaya da Birleşmiş Milletler barış gücünü koyalım, affedersin kışımızı sağlama bir alalım, ondan sonra müzakere edelim. Yani ve Amerika'nın buna ışık yakmasını istiyor ki, işte öyle ışık yakmak gibi falan olmadığı gibi, yani evdeki hesaplar pek uymuyor. Başkan Johnson 5 Haziran 64'te zehir zemberek bir mektup yazıyor ki, yani hani Türkiye'ye hani sen kim köpek tarzı ne yazık ki böyle bir cevap veriyor. Yani ne bizim olası bir saldırıda asla NATO askerlerin NATO malzemesini kullanamayacağımız. Çünkü sen asker zaten NATO askeri artık. Çünkü bütün orduyu NATO'ya vermişsin. Bütün ülkeler işte içlerinden belli bir birlik, belli bir şey seçip sana NATO askeri deyip göndermişler. Sen bütün ordularını NATO ordusu yapmışsın. Biz ama düşünmemişiz ki. Ya adam diyor ki artık bunlar NATO ordusu. Senin ordun değil ki. Ayrıca biz o zaman çok sevinmişiz buna. Çünkü askeri teçhizat istiyoruz veriyor, bot istiyoruz veriyor, giysi istiyorum veriyor, her şey istiyorum veriyor. Bunun bir bedeli olduğunu öğrenmen gerekiyor. Adam işte sana hatırlatıyor Başkan Johnson diyor ki yani diyor, artık NATO'nun askeri, senin askeri falan filan değil de çok konuşma diyor. Artı diyor yani öyle lagalaga edersen diyor, orada yani Sovyetler Birliği sana saldırdığında turban doktoruna diyor. İşte biz seni destekleriz falan. Ya o da hikaye diyor. Yani desteklersen desteklerim, desteklemezsen desteklemem diyor. Yani keyfimi kahyasınızın demeye getiriyor kibarca. Tabii yani bu şak diyor suratımıza atılan bir tokat açıkçası. Yani Johnson mektubu şak diye Kıbrıs'tan uzak durdu. Yani, bayağı küstahane. Hatta yani diplomatik tamirlere uymayacak bir küstahlık derecesinde. Tabii daha sonra da küstahlık ölçüsünde yazılan ondan sonra hey don't be a foolish falan gibi ifadelerin yer aldığı aptal olma adamım falan mektuplar olmayacak. Olacak ama bazıları içtiyse suratına tükürüldüğü zaman hani bazısı silip intikam almaya çalışıyor. Bazısı da ya Rabbi bin şükür verdiğin rahmete falan diyor. Yani de farklı işte. Yani İnönü en azından dış politikada suratına tokat atıldığı zaman eyvallah ama ben bunu da yani unutmam diyebilecek kadar da görmüş geçirmiş bir lider olduğunu da en azından altını çizelim. En azından pardon ne dedin bana aptal sersem falan mı dedin yok gibi bir şeye de rezalı tane şeylere de girmiyor. Şey. Yani 5 Haziran 64'te Johnson mektubu veriliyor. ABD'nin dolayısıyla hani ABD'yi yanımıza çekme politikasının iflas ettiğini de ne yazık ki öğrenmiş oluyoruz. Yani oraya bir müdahale falan filan edemezsin diyor. Ben de sana diyor şeyi vermem o zaman. Yani destekte olmam diyor. Yani işte NATO şemsiyesinin çok da aslında bizi bağlamadığını falan görmeye başlıyoruz. Mektup daha sonra kamuoyuna sızdırılacak. 66'nın başına kamuoyuna sızdırılacak Johnson mektubu.
mektubu, tartışmalar iyice alevleniyor. Yani özellikle Cansın mektubu o dönemin özellikle Türkiye İşçi Partilerinin aralığında bulamadığı bir de fırsat. E nasıl bulamazsın? Yani ne güzel de fırsat. Şimdi 10 yıl önce 60-50 işte 10 yıl önce sana bunun böyle olacağı söylendiğinde komünizm propagandası zırt mı vatan haini deyip barışseverler cemiyetini içine aldın. Ya o içeri aldığın adamlardan biri Behice Boran. Ya kardeşim şimdi o Behice Boran da Türkiye İşçi Partisi tabii mevzu sadece Behice Boran mevzu değil ya hani işte aynı o gelenek devam ediyor. Ya sen o dönemde solcuları içeri aldın, sosyalistleri içeri aldın. Niye? İşte vay komünizm programı, bizim atölye girmemizi engelledi. İşte al bak senin Cansın mektubu. Ey paşa, yani suratına çarpılan bir topaktır. Bağımsızlığımız hikayedir. Bunda tabii ki Türkiye İşçi Partisi de çok sağlam bunun popülizminde. Yani bunu çok sağlam angaja şeyde ediyor. Yani kullanıyor da. Yani normal bence de iyi ediyor yani. Ki zaten Sovyet saldırısına karşı korunmama şeyi de. Mesela Behice Boran 19 Şubat 1966'da TVM'de konuşmada savaş olasılığından atomun tahliye edecek ilk ülkenin Türkiye olacağını daha sonra da kurtarmak için işgal edeceğini ileri sürerek NATO'dan çıkacak olacak Türkiye'nin 3. Dünya blokunun önderi olabileceğini söylüyor. Ki bence hani illa önderi olma değil ama hatta sayılır bir ülkesi olacağımız 3. Dünya ülkelerinin bir realitedir. Türkiye ise hiçbir zaman bu 3. Dünya ülkelerine dönüp yüzünü bakmayacaktır bile. Hatta ben yıllar geçtikten sonra bile hala 3. Dünya ülkesinin 3. sınıf ülkeler birliği olduğunu düşünen gerizekalı hocalar da tanımışımdır ben arkadaşlar. Yani işte 1. Dünya efendim Amerika ve şey gibi 2. Dünya sosyalist ülkeler 3. Dünya yani bunu böyle şey 3. mevki yani tren bileti falan zannediyor 1. mevki 2. mevki 3. mevki en iyi orta kötü yani halbuki o tier zeta mantığından geliyor 3. sınıf yani 3. sınıf olması 3. sınıf olması değil yani. İşte Fars devrimindeki 3. sınıfı döner bakarsanız ondaki o devrimci özü dönüştürücü özü görürsünüz ki o tier zeta'daki kafa 3. dünyadaki 3'e siner vardır o. Yani 3. dünya olması 3. sınıf ülkelerin bir araya geldiği işte ama yani yıllar sonra bile hani bunun böyle olduğunu zanneden dangozların yaşadığı bir ülkede aynı oksijeni alıp aynı karbondioksiti veriyorsun. Yani bu şeyler. Neyse yani şimdi o sorun değil. Ama geldi o ki şöyle de bir soru var. Türkiye gerçekten de 3. dünyaya ilgi göstermiyor. Halbuki yani NATO yerine o dönemde 3. dünya ne olurdu bilemeyeceğiz. Ama hani şu an bile NATO'yu gerekli mi tartıştığımız bir dönemdeyiz. Hala da yani gönlümüzden geldiği şekilde hayır, evet tam olarak demekte zorlandığımızda sizler de biliyorsunuz. Yani Sovyet Yardım Anlaşması gene belki Türk dış politikasındaki o eksen ayarlamasını diyorum. Eksen kayması demiyorum de önemli mihenk taşlarından birisidir. Türkiye belki de milli mücadele döneminden bu yana ki en kapsamlı Sovyetler Birliği'yle iktisadi anlaşmasını Demirel döneminde yapar ve bu da çok bariz bir şekilde bütün yumurtaları aynı sepete koymama kafasının tezahürlerinden biri olarak okunabilir arkadaşlar. Artık tarih Mart 1967'ye gelmiştir. Gerçekten geniş kapsamlı bir anlaşmadır. Öyle işte dış politikada Demirel dönemi artık dönem ikinci merkez sağ dönemine geçtik arkadaşlar. Demirel döneminde artık diyor milletler arası realitelere ve milli menfaatlere dayanan Türk dış politikası. Peki ne o neyin yerine geliyor bu? İşte peşin hüküm ve doktrin açısından hareket etmeyeceğiz. Artık ne? Milletler arası realitelere ve milli menfaatlere uygun. Bunu bir okuyalım hele. Ne demekmiş bu? Demek istiyor ki ya işte 2. Dünya Savaşı'ndan 45'ten 46'dan başlayarak 60'lara kadar giden Amerika'nın yanındayız. Kafamız rahat. Yani
dış politikada da, iç politikada da, iktisatta da, yani Amerika ne derse he diyelim, başımız ağrımasın. Yani politikasının böyle yürümeyeceğini, hem ayranı dökmeden, hem canımız sıkılmadan dış politikanın izlenmeyeceğini ne anlamına geliyor, değil mi? Yani ya pekmezi dökeceksin, ya ayrı, yani ya canı sıkılacak. Başka bir politika yok. Yani işte bu güzel sözlerle söylenen şeyin özeti, işte ya pekmezim dökülmesin, ya canım sıkılmasın şeklinde dış politikanın olmayacağı birinden birini, yani o zaman aynı şeyleri, yumurtaları hepsini aynı kefeye koyacağız. İşte bunu öğreniyoruz aslında şeyde. 11 gün sürüyor. Yani Dışişleri Bakanlığı işte biz ziyaret şey yapıyoruz böyle. 11 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Demirel'e de yoldaş Demirel'e falan çıkıyor. Şeyde. Ama Demirel de cevabı yapıştırıyor. Yani bu kadar hani Sovyetler Birliği'yle iç içesin. Yoldaş Demirel falan. Demirel Çelik'in diyor komünist olmaz falan. Akıllı çok. Yani Demirel real politik bir adam. Yani rahat dönebiliyor. Belki onu önce kendi kafasında sonra şeyde meşrulaştırabiliyor. Tabii ki yani bu hazır yardım anlaşmasından konuşmuşken genel anlamda Sovyetler Birliği Türkiye ilişkilerine de çok kabaca, çok genel ana hatlarıyla 3-5 satırla değinmeden geçmeyelim şeyi. Yani bu baş içinde bir arada yarım yaşama düşüncesi tabii ki Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerine de yansıyor. O bir iyi kötü bir düzenli bir 10 yılda bir zaten 67'de de bir anlaşma imzalanacak. Malum demin konuştuk. İyi kötü buna da yansıyor. Peki hiç kesilmeler falan olmuyor. İşte Kürt füze krizinde olacak. Yani bu evde soykırımın mevzunda olacak. Ama hani çok yaygın bir kötü gidişten ziyade genel manzaraya bakıldığında istisnalar bir kenara konulursa genel olarak iyi olduğunu uluslararası ilişkilerciler söylüyorlar. Başbakan İnönü ile dönemin Sovyet Büyükelçisi Nikita Rijov arasında 63'ten başlayan bir şey var. Ve işin ilginci bu Rijov, Büyükelçi Nikita Rijov Türkiye'de mühendis olarak gelmiş kalmış 30'lu yıllarda bir kişisel tanışıklıkları var milattan önceki yüzyıllarda İnönü'yle. Bu tabii ki bir daha böyle bir kişisel de bir sıcaklık da şey de getiriyor. Böyle Türk-Sovyet ilişkileri biraz daha sıcak da bir hal de alıyor. Demirel'den önce de yani Türkiye işte Suat Ali Hürgüplü başkanlığında bir heyet 63'tü de daha işte İnönü'nün koalisyon hükümetlerinin devam ettiği dönemde işte bir heyet İstanbul'da böyle bir zaman zemin falan şeyi yokluyorlar Sovyetler Birliği'nde. Yani Türk parlamento heyetine de Sovyetler bu ikili ilişkilerin daha hani kültürel, ekonomik alanlarda olması, siyasi alan mevzuna çok fazla girilmemesi falan da çok da realistik yaklaşıyorlar. Yani NATO'dan çıkın gelin bize siz de sosyalizme bir şey falan yok. Daha realistik bir şey düşünüyor. Ticaretin artırılması falan filan, kültür ekonomi falan konularından yoğunlaşalım falan filan diyorlar. Yani böyle bir şey yapılıyor. Bu dönem ancak Arap ülkeleriyle de kısmı bir yakınlaşmanın da yaşandığı bir dönem var. Zaten dediğim gibi ceza yüzdeki direniş, Fransızlara karşı direniş. Yani bütün dünyada da Türkiye'de de çok ciddi bir sempatiyle falan da karşılanıyor. Yani bu tabii ki sadece Cezayir'le sınırlı değil. Yani diğer Arap İslam ülkeleriyle de bir yakınlaşma gerçekleşiyor ki bununla yine dönme olan bu sepet mantığının içerisine mutlaka yerleştirmemiz gerekiyor. Burada tabii İhsas Abi Çağlayengil'in önemi çok büyük arkadaşlar. Özellikle bu İslam ülkeleriyle olan şeyde Arap ülkeleri, Orta Doğu Afrika ülkeleriyle falan bu yakınlaşma şeyinde bu adam bir program falan filan hazırlıyor. Yani işte Orta Doğu ülkelerinden öğrenciler gidiyor, değişim programları hazırlanıyor, burslar dağıtılıyor, efendim bağlantısızlar ülkelerle azıcık
olsa bir irtibat 60 sonlarından itibaren geçirmeye başlıyor. Çağlayan gel 67'de Mısır'ı kalkıyor, ziyaret ediyor. Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne gidiyor. Diyemedim adını. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Arap ülkeleriyle bağları sıkılaştırmaya çalışıyor. Yani bu Çağlayan Gül dönemi işte o Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri, Arap ülkeleriyle bağların yeniden tekrar tesis edilmeye başlandığı da önemli bir dönem oluyor. 60'ların sonlarına doğru gelirken Müslümanlığı tekrar aslında şey oluyor. Yani işte, alevlenmeye falan başlanıyor. Yani ki zaten yani ben durmuyor desek yani çünkü 66'da Johnson mektubu aradan zaman geçtikten sonra basına paylaşılınca oho 66'dan 67'ye kadar zaten bu bayağı bir tartışılıyor. Tip çevresi, yön çevresi bunu yani bayağı bir malzeme haline getiriyor ki diğer partiler de tabii ki şeye getiriyor. Ama tabii olay sadece Johnson mektubu onun etkileriyle falan şeye kalmıyor. Yani 67 bunalımı bir Rum muhafız birliği başlarında da Yorga Grivas diye bir adam var ve 15 Kasım 1967'de Geçitkale'deki Boğaz Kireköy'üne saldırıya geçiyor ve 24 Kıbrıslı Türk öldürülüyor şeyden ve hemen bunun üstüne Türkiye'de askeri müdahale şeyi tartışmaları yeniden gündeme gelmeye başlıyor ve İşte 15 Kasım'da toplanan Bakanlar Kurulu Grivas'ın bu saldırdığı köyden çekilmezse müdahale yapılacağını söylüyor. İşte Genelkurmay Başkanı Cemal Tural işte ekibi topluyor, kuvvet komutanlarını falan topluyor ama yani sınırlı bir hava harekatı öngörüsünün ötesine de bu şey geçmiyor. Bunu göze alamıyorlar. Yani kara saldırısı bilmem ne falan filan göze almıyorlar. Yani olursa diyorlar bir sınırlı hava şeyi yapalım falan diye bir karar çıkıyor. Kurmay toplantısından diyelim. ABD üstleri tabii ki yine bu dönemde önemli tartışma noktalarından birisi. İlk ABD üstleri kurulduğunda da onların işte fabrika olduğu falan filan halka öyle söyleniyor, yalan söyleniyor. Abi yani askeri üs olduğu falan saklanıyor bu askeri üsler. Biraz gözden ırak falan filan şey yapıyorlar belki bir istisnası. Bunlar da İncirlik'teki üslerdir falan ama 60'ların ortalarına gelip de ABD emperyalizmi tartışması artık ayyuka çıkınca bu üsler mevzuda ama özellikle gene Türkiye İç Parti ve Mümkün Aybar bu tartışmaları çok popülerize eden isim de o yani 3,5 milyon kilometre kareye ABD işgali altında diye tabii Aybar parmağı sallıyor eki doğru diyor yani Türkiye'deki şey Amerikan üslerini topladığı zaman 3,5 milyon metre kare ediyor yani hatta kilometre kareye çıkmışsa daha küçük çıkacak o da siyasetin dilinin jargonun belagatın önemi yani doğruya doğru. Bu da tabii ki Amerikan aleyhtarlığının da popüler olduğu bir dönemde iyice yangına benzin döken de bir şey. Yani Demirel de işin gücü oluyor. Amerikan üssü yok bizde. Bir Amerikan tesisleri var falan diyor. Bu olayı biraz şey yapmaya çalışıyor ama Amerikan üsleri tartışması da o dönemin iç politikasına yansıyan dış politikalardan birisi olarak olabilir. Altıncı filo muhabbeti hiç girmek istemiyorum. Ayrı konuşacağız. Yani tabii ki bir ayağı dış politika yani altıncı filo Antalya'daki altıncı filo değil. Yani Amerikan altıncı filosu şeyin ama sadece almış olalım. Yani o işte İkinci Dünya Savaşı sonrası Missouri Providence Power zırhlarının falan gelişi ve 6. filo var. Belki tekrar konuşuruz. Önce konuştuk zaten. İleride tekrar konuşacağımızı, tekrar bu soruna değineceğimi zaten söylemiştim şeye. Ama hani yeni geldi minicik şey yapalım. Yani 6. filo gösterisi ziyareti sırasında İstanbul'da, İzmir'de ve tabii ki Ankara'da gösteriler falan şey yapılır. Gençler 6. filoya işte şeyleri askerlerini denize dökerler. Onları denize dökenleri saldıran bir Türk sağı vardır.
Hatta yani Amerikan yetkililer içerisinde bile bu denize dökme işinin suçlusunun biraz da kendileri olduğunu kabul ederler. Şöyle ki, ya bu derler Türkiye'deki olay sadece Amerikan karşılığında açıklanabilecek gibi değil. Bizim askerlerin o sorumsuz davranışları da o Amerikan nefretini körükledi falan diye bir yani öz eleştiri ya da kendi yanlışlarını yapan ifadelerinin olduğu da kimi kaynaklarda paylaşılan şeyler arasındadır. Yani ama tabii ki bizim bazı sağ unsurlar Amerika gitsin, Rusya mı gelsin falan gibi. Yani çünkü Amerika'nın yokluğu Rusya'nın gelmesi, kapalı kapılar kanunu gibi düşündüğü için adam Amerika giderse komünizm gelecek. Komünizmin gelmesi Amerika'dan daha tehlikeli, daha berbat bir şey olacağına göre o zaman Amerika kalsın. Amerika gitme isteyenleri dövelim ve oturalım. 6. Floyd'u önümüze alalım, namaz kılalım. Artık ne mantık bilmiyorum. Tabii bununla ilgili olarak Amerika'dan nasıl bir yardım yapıldığına kadar para verildiği, hangi hesap numarasına kadar para yatırıldığı, bu İslamcı bir adam vardı şimdi adını, Mehmet Şevki Elgi. Onun bayağı siz bile arasanız şu anda hesap numarasını bile bulabileceğinizi söyleyebilirim Google'dan. Bunlar biraz daha iç politika ya da daha böyle konspirasyon şeyleri olduğu için çok da girmeye de gerek de duymuyorum ama ortalıkta hesap numaraları bile dolandığına göre ve kimsenin de bunu o şimdi öldü, vefat etti, öyle diyelim de ama sağlığında da reddetmediğine göre demek ki sorun etmemiş bu para mevzunu Mehmet Şevki Elgi, en azından öyle diyelim. Yavaştan toparlayacak olursak ana hatlarıyla mesela söylemeyi unuttum. Yani bu Türkiye Orta Doğu politikasını o dönemde İsa Sabri Çağla'ya girdik ama yani temelde mesela ana hatları da nasıl toplayabiliriz? Orta Doğu devletlerin içlerine karışma, bölgedeki devletlerle sadece karşılıklı ikili ilişkilere gir, bölgede ülkelerin anlaşmazlıklarına karışma, İsa Sabri Çağla'ya girdik temel esprisi bunlar. Ekonomik ve ticari ilişkilere odaklan, onların üstüne git, onları maksimize etmeye çalış. Arap-İsrail sorununda daha dengeli bir politika izlen ve yani Arapların içerisinde sorunla sebep olabilecek ya da o bölgesel anlaşmalara falan filan çok bulaşma, ilişme şeklinde belki son olarak bunları özetleyerek toparlamamız mümkün olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, yani bu dersimizde 60'lardaki dış politikayı ana hatlarla toplamaya çalıştım. Toparlayarak bitirecek olursak dünyada barış içinde yaşama ve bir yumuşama izleri görülürken Türkiye'de 2. Dünya Savaşı sonrasından 60'lı yılların ilk yarısına kadar izlediği katıksız Amerikan yanlısı dış politikanın, NATO politikasının artık metinde de geçtiği gibi milli menfaatlere ve uluslararası realitelere uygun. Yani bunun anlamı ne? Bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım. Yani bunu biraz daha düşünelim, taşınalım. Yani önümüze gelen her sorunda Amerika ne diyor bu? O zaman bunu biz bu Voice of America tadını bırakalım, cibir politikaya geçiş ve bunun izlerine gelip Arap dünyasıyla bağlantısıyla hareketle kısmi yakınlaşmalar, Sovyetlerle anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar falan, Cezayir ve Arap dünyasıyla yakınlaşma, bütün bunların izlerini aslında bu mantığın kendisinde görebiliyorum. Bu haftalık bu kadar, bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüz derste tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.